Eşyamız var mı? Yok, yok herhalde. Var mı? Yok. Sevgili vatandaşlar ve hak sahiplerimiz, öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Biz uzun zamandır ulaşabildiğimiz her platformda ve bu meydanda mağduriyetimizi anlatmaya çalışıyoruz ve çözüm arıyoruz. Geçen hafta burada çok büyük bir açık yüreklilikle şunu söyledik: çözüm yoksa oy da yok dedik. Geçtiğimiz bir hafta boyunca aslında gördüklerimizden ve duyduklarımızdan şunu anladık ki mesajımız birçok yere başarıyla ulaştı. Geçen hafta burada İstanbul Tuzla için Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum ve TOKİ mağdurlarının bir araya gelerek konut fiyatlarında %25 indirim ve %1 KDV anlaşmasına vardıklarını dile getirmiştik. Ve demiştik ki İstanbul'u almak uğruna bu sözler veriliyorsa Eskişehir'i almak isteyenler de bizimle pazarlık masasına oturmak zorundalar. Ancak geçtiğimiz bir hafta boyunca bu konu hakkında hiçbir girişim göremedik. Onun için tekrar burada sözümüzü tekrarlamak istiyoruz, yenilemek istiyoruz. Çözüm yoksa oy yok. Siyasilere şu çağrıları yapıyoruz: önce haklarımız, sonra sandığınız. Haklarımızı, yani bize verilen sözleri tekrar dile getirmek gerekirse, başvuru sırasında 240 ay sabit ödemeli olacağı, konut tesliminde %1 KDV tahsil edeceği belirtilmişti. Bugün geldiğimiz noktada 180 ay memur maaş artışı ve %10 KDV ile karşı karşıyayız. Bunu her yerde söylüyoruz. Hak sahipleri önlerine çıkan peşinatı nasıl ödeyeceğini düşünürken 7-8 ay sonra bizi çok ciddi KDV'ler bekliyor. Bu da yetmezmiş gibi her 6 ayda bir gelecek memur maaş artışından hem ödemelerimiz çok yükselecek hem de yine ciddi KDV'ler ödemek zorunda kalacağız. Bu çıkmış, bence buna çok itiraz etmemeliyiz. Bize çıkardıkları rakamlar zaten ancak milletvekili maaşından ödenebilecek rakam. Bir kadarıyla 10 binleri fazlasıyla geçmiş durumdayız. Hepimiz bir şekilde bu sesi duyurmaya çalışıyoruz. Şimdi hak sahipleri çok da ciddi bir oy potansiyeli değiller. Ama biz Eskişehir'le kıyaslandığımızda biz çok büyük bir oy potansiyeliyiz. Söylüyorum, her yerde seçim büroları açıyorlar. Bugün de sevgili basın daha iyi biliyor. Bugün de birçok yerde seçim büroları açılacak. Gerek yok, bakın biz burada daha kalabalığız, daha fazla oyuz. Gidip orada o kadar masraf yapıp da seçim büroları açacağınıza gelin burada arkamızda durun. Bana söylediği bir röportajı vardı. İşte biraz sağdan soldan bulunması gerekiyor, biraz da ek iş yapılması gerekiyor diye. Vallahi denedik, olmuyor. Yok yani. Ne kadar çalışırsak çalışalım, ne KDV'si, ne peşinatı çıkmıyor. Anne baba emekli, kayınpeder emekli. Kimden isteyeceksin? Banka en fazla 70 bin lira veriyor zaten. Onu emeklilere vermiyordur bile belki. Yani olmuyor. Sayın Murat Kurum, vatandaşı daha fazla mağdur etmeyin. İstanbul Tuzla vatandaşınızla Eskişehir neyiniz oluyor? Nebi Hatipoğlu varsa burada tanıdığı, iletin lütfen kendisine. Çözüm yoksa oy yok. Yok, vermeyeceğiz yani. Hiçbir partiye oy yok. Dün Neslihan ablanın katıldığı programda programı bilmem neyi yapmışsın. Murat bunu utanmadan diyor ki işte çalışsınlar. Bir de işte ya kim kime destek olur? Size soruyorum burada. Kim kime der? Yok, kim kime verecek? Herkes zor geçiyor. Kardeşim ve ben de hak sahibiz. Hangi müdürümüze yardım? Kim kime yapacak? Herkes kemiğini kurtarıp kaptı adam. Şimdi siyasiye gelelim. Dün yarım saat veya 45 dakika, 34 dakika, 35 dakika görüştüm ben. Nebi Hatipoğlu ile özelinden. Dedim ki başkan gel burada boy almak istiyorsan, kazanmak istiyorsanız eğer ki ne? Siz kapı kapı gezin. Bir tane oy peşinde geziyorsunuz. Evet Hasan amcam, doğru geziyoruz. O zaman gel dedim, biz de 10-12 bin oy yaptık. Dedim ki 9-10 bin oy civarı var TOKİ'de. Hasan amcam dedi, biz araştırdık, 12 ile 13 bin arasında oy var. Dedim 12-13 bin oy varsa neden kaçırıyorsun kardeşim? Ne yapmam lazım? Yapacağım ne biliyor musun? Cumhurbaşkanını vuracaksın masaya. Başkanım sen burada Cumhurbaşkanlığa. Sen burada eğer ki beni başkan olarak görmek istiyorsan İstanbul, Ankara, İzmir'i almak istediğin kadar da
eşkıyı almak istiyorsanız buyurun buna çözüm getireceksiniz. Bana söyle bir kelime. Hasan amca haklısın. Bizi destekleyin. Seçimden sonra yardımcı olalım. Olmaz öyle. Bana söylediği kelime bu. Gelsin karşıma. Çözüm yoksa oyun yok. Çözüm yoksa oyun yok. Ben de dedim ki vallahi kusura bakma. Senin yaşın 45 derdi. Benim yaşım 70. Kusura bakma karşında 5 yaşında çocuk yok. Senin yazın, yarın seçildiğin takdirde hastalıkla bir seçilebilirsin de. O da hak bilecek. Ama Tokyo'da bu çözüm gelmeyecek oyun yok. Yarın dedim seçildiği zaman sen bize selam dahi vermezsin seçimden sonra. Verir mi? Evet. Bugün bazı öbür siyasi partilere gelelim. Onlar tamam arkadaşlar şunu yapalım. Şimdi Kasım buradayken ben bir bilgi daha vermek istiyorum. Biz artık böyle sadece...